Koronavirüs. Arkadaşlar koronavirüsle alakalı hakikaten bugün de rakamlara baktık, yüzün üstüne tekrar çıktık. Bir kere şunu bir kafadan söyleyelim. Bu koronavirüs devletin elinde olan bir şey değil. Yani trafik lambaları gibi değil. Devlet şarteli kapattığı zaman durmuyor, olmuyor, bitmiyor bir şeyler. Devlet kendi imkanları nispetinde bir yandan güvenliği sağlayarak, bir yandan hayatın akışını düzgün bir şekilde sağlayarak bir yandan da bir süreç yönetmeye çalışıyor. Ama bu ülkede ta Mart ayından beri birileri oturmuş, yani istiyor diyorlar ki bu ülkede insanlar ölsün, sokaklarda ölsün, hastaneler tıka basa dolsun, sistem çöksün, 500 bin tane günde ölüm olsun, cenazelerimizi gömecek yer bulamayalım, Tayyip Erdoğan gitsin. Tayyip Erdoğan gitsin de isterse hepimiz ölelim diye düşünen bir hastalıklı bir güruh var. Şimdi dün akşam Sağlık Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanlığına verdi ve Cumhurbaşkanlığı da tavsiye kararlarına başladı. Abi bir hafta 10 gündür birileri tutturmuş İstanbul'u kapatalım İstanbul. Arkadaş sen niye millete akıl veriyorsun ya? Size yemin ediyorum ya, şu anda beni dinleyen dostlar bir şöyle geriye dönük bir bakın ya. Şu yaz ayına bir bakın. Şu efendime söyleyeyim Mart ayında, Nisan ayında bir bakın. Ramazan aylarında bir bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemiyi engellemek için bir adım bile atmadı. Otobüslerin sefer sayılarını kıstı. İnsanlar daha da birbirine girsin diye. Niye? Daha çok ölüm olsun. Daha çok ölüm olsun ki bu hükümet rezil olsun. Ulan hastane açacağız. Şehir hastanesi. Şu anda pandemi sürecinde en elzem olan ihtiyacımız asfaltını yapmıyor. Ama aynı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 329 bin lira para vererek bir kadını 29 Ekim'de Atatürk anlattırıyor sahnelerinden. İkide bir. İşte para toplayacağız, yardım kolisi yapacağız. Arkadaş burası devlet. Burası böyle çadır devleti değil. İster MHP'li olsun, ister CHP'li, ister AK Partili, ister İYİ Partili, ister o partili, ister bu partili, ne olursa olsun. Şehirdeki mülki amir validir. Ve valiliğin başkanlığı bir ekip toplanır. O ekip herkes imkanlarını ortaya koyar. Valiliğin belirlemiş olduğu görevleri yapar ve bir afet anından, bir salgın anından böyle kurtarılır. İzmir'de deprem oldu. Depremin başında İzmir valisi vardı. İzmir'in Büyükşehir Belediyesi de oradaydı. İlçe belediye başkanları da oradaydı. AFAD da oradaydı. Efendime söyleyeyim bütün kurumlar, sağlık, il müdürü oradaydı. Herkes oradaydı. El ele verip İzmir'i tekrar, İzmir'in yaralarını sarıp ayağa kaldırmaya çalıştı. Ama bu pandemi sürecinde, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tutturdu bir şey. Bizi çalıştırmıyorlar, bizi şu yapmıyorlar, bizi bu yapmıyorlar. Arkadaş etmeyin ya. Dün akşamdan beri bakıyorum kepslere. Bir yandan anlıyorum, tamam diyorum, millet eğleniyor. Niye? Abi Mart ayından beri artık kayış koptu. Hakikaten kayış koptu. Nereye gireceğiz? Ne yapacağız? Cenazemiz olursa ne yapacağız? Düğün yapabilecek miyiz? Sahile inemiyoruz. Efendime söyleyeyim doğru düzgün çocuklarımız okula gitmiyorlar. Evlerde anneler kafayı yemek üzereler. Kiminin evinde internet var, kiminin yok. Kiminin iPad'i var, kiminin yok. Bir sürü sıkıntı. Türkiye'de dört bir tarafta belediyeler kampanyalar yapıyorlar. İlçelerinde, köylerinde, mahallelerinde interneti olmayan evlere internet götürüyorlar. Tableti olmayan çocuklarımıza tablet götürüyorlar, bilgisayar götürüyorlar. Devlet zaten okullarda tablet dağıtımı yapmıştı. Olmayanlar tespit ediliyor. Ya herkes elini taşın altına koyuyor. Pandemiden hep birlikte kurtulacağız. Hepimizin hayatını kilitledi. Ama birileri abi ülkeyi kapat ya, sokağa çıkma yasağı. Dün akşam evime gittim. Eşim diyor ki bana, ya diyor bu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da çok mutlu etmedi beni ya. Kesinlikle kapatılması lazım. Nasıl kapatacağız? Benim 40 tane personelim var. Ben eğer bu iş yerimi bir ay daha kapatırsam ben o 40 personeli işten çıkarmam lazım. Dayanacak gücümüz kalmadı Mart'tan beri. Sıkıntı, 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 borç, harç. Aman çalışan personelimizi mağdur etmeyelim. Bir yandan da sağlıklarını rizikoya sokmayalım. İşte uzaktan çalışmayı deneyelim. Ufak ufak işlerle tencere çorba kaynasın diye uğraş veriyoruz. Türkiye'de bir sürü böyle işi gücü olan insanlar var. Fabrikalar var, yollar var, arabalar var. Abi bunlar hiç kimsenin umrunda değiller. Sosyal medyada bir güruh var. Kalkmış ülkeyi kapatın. Sokağa çıkma yasağı. Ondan sonra abi bu sokağa çıkma yasağını yaptınız da bu insanlar ne olacaklar? Açtan ölüyorlar bunlar. Yaygarası koparacaklar. Ya bunlar değil miydi daha dün? Kahvehaneleri niye kapatıyorsunuz? Burada pişpirik oynayacaktı insanlar. Dedikten sonra kahvehaneler açılınca bu nasıl bir iş ya? Arkadaş kusura bakmayın da bu ülkede bir muhalefet var. Hiçbirine gelmiyor. Yasak koydun mu yasağa itiraz ediyor. Koymadın mı niye koymadın diyor. Arkadaş burası çadır devleti değil. Burada ülke devlet bir karar alır ve herkes o karara uymak zorundadır. Biz bu krizden ancak böyle çıkarız. Ha sosyal medyada eğleniyoruz abi. Takılıyoruz kafamıza göre. Tamam ama bunun üzerinden bir propaganda oluşturmak. Vay efendim Cumhurbaşkanı. Ne bekliyordun Cumhurbaşkanı'ndan? 8 aydır, 9 aydır, 10 aydır bu kamyonu devirmeden bir sürü sıkıntıya rağmen bir yandan Suriye sınırında terörle uğraşıyoruz. Öbür yanda Karabağ'da, Azerbaycan'da
Azerbaycan Karabağ'da uğraşıyoruz. Diğer tarafta Libya'da uğraşıyoruz. Onun yanında Kıbrıs'ta uğraşıyoruz. Buralarda uğraş veriyoruz can siperhane. Bir yandan teknolojiyi geliştiriyoruz. Hatırlayın ya, yaz başından Haziran'dan bugüne kadar onlarca fabrika açıldı. Her gün Cumhurbaşkanı bir yerin açılışını yapıyor. Ya pandemi olan ülkelerde millet tuvalet kağıdı bulamıyor. Millet maske bulamıyor. Bizimkiler bir 3 tane maske, onu da dağıtamadınız. Devlet herkese para versin. Dağıtsın para. Ondan sonra da diyorsun ki para nasıl dağıtacak? Devlet para basamaz. Devlet senden benden alacak, tekrar sana bana harcayacak. Devlet mekanizması budur. Bunlar devlet yönetmeyi de bilmiyorlar. Çünkü kendi partilerini daha yönetemiyorlar bunlar. Bu pandemi sürecine dostlar, pandemi ne zaman biter? Pandemi eğer biz parti rozetlerimizi, o saçma sapan fikirlerimizi ve kendi rahatımız için istediğimiz o istekler var ya, onları rafa kaldırır da hakikaten bütün samimiyetle ve insani duygularla oturup da bu devletin almış olduğu kararlara riayet edersek, o maskelerimize dikkat edersek, hijyenimize dikkat edersek, böyle 1,5-2 ay şu aşı bulunana kadar, şu aşı uygulanmaya, şu anda 2-3 tane bulundu. Devletimiz gece gündüz mevcut aşıyı geliştirmeye bir yandan uğraşıyor, bir yandan aşı bulduğunu iddia eden ülkelerle kontak halinde. Ülkemizi rahatlatmak için 156 ülkeye biz pandemi sürecinde maske ve o hastane malzemeleri hediye ettik onlara. Hibe ettik onlara. Yardım ettik onlara. Onun için eğer bu pandemi ne zaman nasıl bitecek diye bekliyorsak dostlar, ilk önce topa bizim girmemiz lazım. Biz gireceğiz topa. Biz evimizden başlayacağız. En yakınımızdan. Abi gitmeyeceğiz. Beni bir sürü arkadaşım arıyor, çağırıyor beni. Yok hafta sonu kızımın nikahı var. Yok oğlumun nikahını aramızda sizi. Yok abi. Gelmiyorum ben. Arkadaşlarımla buluşmaya gitmiyorum. Ve gittiğim her yerlerde program yapmak zorundayız. Ekrandaki insanlarız. Biz pandemi sürecinde de çalıştık. Herkesin evde olduğu dönemlerde özel izinlerle beraber televizyon programlarına, sosyal medya ve canlı yayınlarına içerikler hazırladık. Sokaktan bilgiler vermeye çalıştık. Bir gazeteci kimliğiyle beraber hizmet etmeye gayret ettik. Şimdi de başlıyoruz. Cumartesi, pazar evden canlı yayınlarla yine bilgilendirmeye, vatandaşla yani bizi takip eden dostlarımıza düzgün içerikler aktarmaya, olanı biteni farklı pencerelerden yorumlamaya yine gayret edeceğiz. Yine mücadelemizi kesmeyeceğiz. Ama eğer vatandaş olarak bizler her işi oturur da devletten beklersek biz bu pandemiyi bitiremeyiz. Pandemiyi bitirmek istiyorsak devletle el ele vereceğiz. Parti rozetlerimizi, o iktidara olan kinimizi, o Tayyip Erdoğan'a olan kinimizi, hasetimizi ve onun yanında olan o kıskançlığı, onları bırakacağız. Devlet, millet el ele vereceğiz ve biz bu işten çıkacağız. Ama birileri ısrarla her şeye kut takmaya çalışıyor. Size sadece şunu söyleyeyim dostlar. Birileri ısrarla şu pandemi sürecinde yapılmaya çalışılan, o oluşturulmaya çalışılan birlikteliği bozmanın derdinde. Yok efendim Sağlık Bakanlığı rakamları doğru açıklamıyor. Ya arkadaş sen ne istiyorsun? Sen bugüne kadar Covid'le alakalı en ufak bir test olacağın zaman, bir belirti olduğu zaman, aradığın zaman geliyorlar mı? Geliyorlar. Testini yapıyorlar mı? Devlet ücretsiz yapıyor. Ondan sonra evinde seni hem aile hekimiyle hem de karakoldaki polisler vasıtasıyla evinde senin izole durumunu her gün kontrol ediyor mu? Ediyor. Sana evde kullanman için ilaç veriyor mu? Devlet ücretsiz veriyor. 14 gün bittikten sonra seni test edip eğer pozitif çıkmazsa normal hayatına dönmene müsaade ediyor mu? Ediyor. Aynı şekilde 14 gün boyunca eve kapandığın zaman senin iş yerindeki bütün primlerini, bütün maaşını devlet veriyor mu? Veriyor. Arkadaş senin adını listeye yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Yahu sanki devlet sana sahip çıkmıyor, senin testini yapmıyor. Yahu şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahil, efendim diğer CHP'li belediye başkanları, İyi Partili milletvekilleri hepsi 24 saat devletin pandemi sürecinde devlete küfretti. Ondan sonra testleri pozitif çıkınca devlet birebir onlara hizmet etti. Madem ki bu devletin sistemi çökmüştü, madem ki bu devlet pandemiyi yönetemiyordu, o zaman sen hani diyordun ya işte Uganda'da şöyle, Peru'da böyle, yok bilmem şurada şöyle, gidip Küba'dan destek alsaydın, yok bu ülkeden istiyorsun. O zaman lütfen ve lütfen, canını dişine takıp çalışan sağlıkçılarımız var. Gece gündüz sokaklarda uğraşan polislerimiz var. Kim ki eğer bu sürede, ben şunu söyleyeyim, kim polisin ortaya koyduğu, o uygulamaya çalıştığı kanunlara, kurallara karşı geliyorsa, babamın oğlu da olsa canı cehenneme. Umrumda bile değil. El ele vereceğiz. Benim çocuğum bir senedir okula gidemiyor. Niye? 3-5 tane muhalefetteki adamın saçmalıklarından dolayı. Yazın herkes tatile gitti. Herkes. Gene biz gitmedik bir yere. Oturduk burada dizimizi kırıp. Aman bir şeye yaymayalım, şey yapmayalım diye. Dostlar, el ele verdiğimiz gün, parti rozetlerini bir kenara kaldırdığımız gün biz pandemiden kurtuluruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar.